Hepinize merhaba. Bugün sizinle beraber elmalı kek yapacağız. Daha fazla sizi bekletmeden hemen malzememizi direkt geçelim. Ve hemen başlıyoruz. İki yumurta, elma, süt, yağ, şeker, un, tarçın, karbonat, şekerli vanilya. Unumuz tepeleme bir su bardağı başak olacak, tamam mı? Bir Evet. çay bardağından azıcık şeker, yarım sıvı yağ, bir süt, bir elma. Şimdi bu elmamızı kabuğunu soyacağız ve dilim dilim keseceğiz. Evet. Evet sevgili Evet. takipçiler. Ne yaptık başak? Sonra elmalarımızı dilimledik. Soyduk, dilimledik. Bazıları dışını soymuyor kırmızı elmaların ama biz soyduk. Ve şimdi kararmasın diye al bakalım. Üzerine bir limon sıkalım. Limon sıkalım. Bu her yerine gezdir Başak. Bu arada da kekimizin hamurunu yapalım ki bu da bu arada kararmasın. Gezdir, gezdir, gezdir. Şöyle bir karıştır. Bakalım elmaları yavaşça. Her yer limon olsun. Kararmasın. Bence Tamam, de. ince ince doğradık. Tamam Başakçığım. Evet, şimdi geleceğiz. Tarifimizin hamuruna başlayalım. Ben şimdi sana malzemeleri vereceğim. Evet Başakçığım, iki yumurtayı koyuyoruz. Bismillah. İki yumurtayla şekerimizi her zaman önce ne yapıyoruz? Çırpıyoruz. Güzelce çırp bakalım. Bu makineyle de blenderla da olabilir. Elle de olabilir. İyice çırp Başak. Şeker eriyene kadar çırpalım. Aferin sana. Bu arada ne yapıyorsun sen? Okula başladın. Evet. Nasıl gidiyor okul? Çok iyi. Evet. Okulda da dersler güzel. Sen yiyecek içecek bölümündesin zaten. Orada da mutfakta el alışkanlıkların olacak. Oluyor Allah'a şükür. Gıda bölümündesin. Evet, iyice çırpalım. Evet, iyice çırptık. Evet, çıktı. Şeker. Şimdi sıvıları yine katıyoruz. Sütümüz bir Evet. çay bardağı. Bunlar oda sıcaklığında olacak, değil mi Başak? Evet. Yoksa kabarmaz. Yağımız, sıvı yağ. Tereyağı da eritili konulabilir. Çok güzel olur, lezzetli olur hem de. Çırp Başak, çırp. İyice. Çırp, 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 çırp. Şimdi unu da vereceğim sana. Ama unumuzu elekten geçirirsek daha güzel olur. Aferin. Şimdi unumuzu ekleyeceğiz Başakçığım. Evet. Başakçığım, şimdi ben unu koyacağım. Şöyle. Şöyle güzelce. Evet. Evet. Şimdi az gölge olmasın Başak. Şimdi şuradan vanilya. Bir tane vanilya ekliyoruz. Çünkü bunu böyle unla hani elekten geçirince daha güzel oluyor. Bir de karbonatımızı da ben kabartma tozu değil de karbonat koyacağım. Kabartma tozu kullanmıyoruz biz. Karbonat koyuyoruz genelde. Şöyle bakayım ucuyla. Bir çay kaşığı kadar. Birazcık daha. Şöyle. Yani yarım. Çok azıcık daha şimdi Başak bunu böyle eliyoruz. Çekelim. Evet. Gölge olmadan çekmeye çalış. Az geri git. Bak ışık gölge yapıyor. Gördün mü? Daha güzel görsün takipçilerimiz. Şimdi akşam olmak üzere saat 4. Hafif karardı. Kışın artık böyle oluyor. Hafif, onun için ışığı yaktık mutfağa. Daha net gözüksün. Şimdi böyle de bir daha unumuzu güzelce yedirelim. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi kekimizin hamuru hazır. Çırptık. Kıvamı böyle. Hafif yoğun. Ondan sonra şimdi Başak Hanım da elmalarımızı dizecek. Tavamızı tavada yapıyoruz tabii ki. Hemen pratik basit olması için. Dibine ben hafif yine yağ sürdüm. Şimdi diz bakalım elmaları Başakçığım. Tamam. Hemen elmalarımızı altına diziyoruz. Tavamızın dibine. Evet. Aferin yan yana. Eline al onu. Al taba.
Daha çabuk hızlı hızlı hemen dizmek için. Peş peşe diz bakalım. İnşallah güzel kabarır, güzel olur. Takipçilerimiz de canı istediğinde değil mi? 4 Evet. çayına, 5 çayına hemen ya da bir misafir geldiğinde 2 dakikada. O ters oldu Başak. Ters çevir. Aynı olsun hepsi. Ha. Evet, aferin. Şimdi bunun üzerine toz şeker serpeceğiz. Bir de tarçın serpelim. Tarçın çünkü elmaya çok yakışıyor. Aha, o zaman da gösteririz. Şimdi elmalarımızı dizdi Başakçığım. Şimdi şöyle Evet. elime şeker alayım. Üzerine toz şeker serpeceğiz. Karamelize olması için. Hop, hem de biraz daha tatlı olmuş olacak. Bir yemek kaşığı koyduk. Şimdi biraz da tarçın serpelim. Başak, elma. Elmaya tarçın çok yakışır. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben bu arada tarçın yemeği çok severim. Özellikle neyin üzerinde? Neyin üzerinde? Sütlacın Sütlacın üzerinde değil mi? üzerine. Evet. Şimdi bu hamurumuzu dökelim. Çok kısık ateşte. Hops. Kısık ateşte pişireceğiz. Şimdi bir dakika. Şöyle kaşıkla da kalınlığı iyice yedirelim. Hamurumuz hafif yoğun katı oldu. Bir tepeleme su bardağıyla bir elma, iki tane yumurta. Evet. Şimdi ocağa gideceğiz. Evet arkadaşlar, takipçilerim. Kısık açıyorum şöyle. Evet. Şöyle güzel. Tavamızı koyalım. Bismillah. Kapağını da kapatalım Uşakçığım. Tamamdır. Bu böyle. Bakalım pişecek. Evet. O zaman yine gösteririz. Evet. İlk 10 dakika takipçilerimiz böyle kabardı. Hafif buharını sildim ben kapağın. Şimdilik 10 dakika oldu henüz. Evet Başakçığım. Evet. Bak şu anda 15 dakika oldu Başak. Bu halde. Nasıl kokuyor? Nasıl Elma kokular geliyor? kokusu. Mis gibi değil mi? Ha? Resmen. Tarçın mis gibi. Bakalım şöyle. Dokusu mükemmel. Hop. Evet. Bayağı bir 15 dakika oldu. Az kaldı. İçini de iyice çeksin. O zaman kapatacağız ve servis yapacağız. Evet. Başakçığım. Kaç dakika? 20 dakika oldu. Evet, 20. Buhar. Arada ben sildim tavanın kapağını. Az kaldı. Şimdi test yapacağız. İçini çektiyse tamamdır. Yani üstü çok önemli değil. Üstü zaten altta kalacağı için hemen hemen pişti sayılır. Evet. Şöyle birkaç dakika daha dursun. Test yapacağız ve bu arada çayımız da hazırlanıyor Başak Hanım. Karşılıklı kızımla 5 çayı keyfi yapacağız. Ve Sizi de bekleriz değil mi Başak? evet ve akşam yemeği yiyeceğiz. Sadece kek yiyeceğiz. Evet. O da olabilir. Kilo vermek isteyenler bu saatlerde böyle hafif şeylerle atlatabilir. Yanına ekstra bir şeyler ekleyip de. Almanlar öyle yapıyor Başak, değil mi? Bu saatlerde böyle kekti, Evet, bir iki dilimli Almanlar öyle. reçelli tereyağlı ekmek yiyorlar. Yatana kadar daha hiçbir şey yemiyorlar. O yüzden çok sağlıklılar. Ama biz de ne yapıyoruz? Tam aksine gece yatarken tıka basa yiyoruz, değil mi Başak? Bu Aynen. çok yanlış. Evet. Şimdi bakalım. Bir iki dakika daha dursun. Test yapacağız. Evet, aç bakalım Başak kapağı. Bir test yapalım içini çekmiş mi? Kaldır. Bakalım. Şöyle. Evet. Yapışmıyor. Güzel. Çekmiş. Tamam, şimdi 2 dakika kapatacağım, dinlensin. Ve alacağım. Evet. 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 25 dakikada pişti arkadaşlar. Kaldır bakalım Başak yağlı kağıdımızı yavaş yavaş. Güzelce. Tamamdır. Evet. Nasıl görünüyor? Güzel mi? Evet, çok Ama güzel. çok sıcak. Birazcık 2 dakika soğuması lazım. Tabii iyice soğuduktan sonra bunun üzerine ne atılabilir Başak?
Pudra Pudra şekeri. şekeriyle süslenebilir. Hindistan cevizi konabilir. O tabi isteğe bağlı. Birazcık soğusun. Servis yaparken gösterelim. Görünüşü nasıl? Yani bizim tabağımız çukur tabi. Bakalım lezzet testi yapacak biraz sonra başkanım. Biz tabi yine Evet. sabırsız çok bekleyemedik. Hindistan cevizi attık. Evet. Üzerine de çikolata tanecikleri serpiyoruz. Sabredemedik biz yine. Evet Başak, hemen at üzerine, süsleyelim şöyle. Şimdi ben bir dilim keseceğim. Tut sen bunu böyle. Tut. Ben bir dilim servis yapayım bakayım. Evet, hemen çok fazla uzatmadan şöyle. Sizi fazla yormadan tabii ki Evet, çok kız sıkmadan. mesle Şöyle. Hop. Şimdi şöyle gel. Böyle çekeyim. dağılmadan. Şöyle gel. Evet sevgili takipçilerimiz. Servisimizi yaptık. Çayımız hazır. Gördüğünüz gibi. Başak şöyle bir çatalla bir lezzet testi yap bakalım. İçine göstereceğim. Nasıl olmuş Şöyle. elmalı kekimiz? Çok Ben şöyle sıcak. göstereyim. Evet. Göster. Çok sıcak ama. Evet. Bir de lezzet testi yap bakalım. Şimdi nasıl? Güzel mi? Afiyet olsun, değil mi? Elimize sağlık. Mükemmel. Çayımızla birlikte afiyet olsun yapacaklara. Hemen pratik şipşak. Gerçi biz biraz uzun çektik ama tabii acemilik, yani acemilikten kaynaklanıyor. Herkese afiyet olsun. İyi pazarlar diliyoruz. Evet. Bay bay. Bunlar da meyvelerimiz, yeriz biraz sonra.